Öncelikle Hasan Başkan'ın meclisimize selamı var, onu iletmek istiyorum. Kendisine Rabbimden şifa diliyorum. Ayrıca Mehmet Nazlı arkadaşımıza da şifalar diliyorum. Bu vesileyle ne kadar hasta yatan arkadaşımız, abilerimiz varsa hepsine şifa diliyorum. Ayrıca doğuda aslanlar gibi vatanını savunan güvenlik güçlerimize de Rabbim kolaylık versin. Şimdi 2 sene oldu seçimler biteli. Büyükşehir yasası dilimize dolandı gidiyor. Sokakta inanın gezemez hale geldik. Gelen giden ne olacak? Bu vafranın hali. Yollar, sokaklar düzensiz. Bir kar yağdı, esnaf dükkanlar rehin kaldı. Hizmet yok. Efendime söyleyeyim. Sonuç olarak vatandaş her gün bize soru soruyor. Mecliste bir şekilde görev ifade ettiğimiz gibi. Tabii biz bir cevap veremiyoruz muhalefet olduğumuz için. Ne kadar söylesek de boş. 30 tane meclis üyesi arkadaşımız var. Bu 2 sene içerisinde AK Parti içinden olan arkadaşlar çok memnun bu durumdan. Bir tane Ömer Geriz geldi mi? Vahranın durumu çok iyi size göre o zaman. Ayrıca bu en son köylerin satışıyla alakalı hiç mi köyle bağlantınız yok? Vicdanınız çok rahat herhalde. Bu arkadaşlar eylem yaptılar. Köylerle alakalı sorunla ilgili. Bu 19 Mayıs Belediyesi'nde köylerin satışıyla alakalı durum oldu. Belediye buranın köylünün kendisine verdi satış. Biz buradan yangından mal kaçırır gibi niye bu vatandaşın hakkını gidip başkasına veriyoruz? Bizim verdiğimiz önergede bir şey yok. Biz Bafra'nın hayırlı olan bir şey konuşuyoruz burada. Yani herkes vicdanına koşun elini. Ona göre hareket etsin. Bu satış kararı alınırken bu adamlar muhatap alınıp sorumlu mu? Sorumlu. Keşke bu köydeki arkadaşlar da gelseydi buraya da. Onlar da derdini anlatsaydı. Yani sonuç olarak bu büyükşehir yasası tamamen bir fiyasko. Koca Bafra'nın hali Samsun'da 3-4 kişinin dudakları arasında gidip geliyor. Şehrimiz o kadar düzensiz ki İshaklı Mahallesi'ne bir yol yapmışlar karşılıklı gelmiyor diye. Biz Bafra'nın çocuğuyuz. Nereden geçeceğimizi bilmiyoruz. Yukarıda aynı şekilde Çatal Kaldırım'da da aynı. Yukarıda da aynı. Benzinlik istasyonu oraya. Bu kadar sahipsiz bir memleket olmaz. Ya bize Bafra'yı yönetmeyi bıraksınlar ya da biz bu meclisi kapatalım gidelim. Bir işe yaramıyoruz. Başka diyeceğim de bir şey yok. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Başka söz almak isteyen var mı arkadaşlar? Evet, ben bir konuşmak isteyen...